Herkese Türkenci'den selamlar dostlar. Ben Yusuf Demircan. Bugün sizlerle birlikte yeni bir video çekiyoruz arkadaşlar. Geçen günlerde Emrah abimi şuradan bir yerden gördüğünüz fotoğraftaki bir video paylaştı. Korkut videosu olduğunu iddia etmedi ama yorumlarda o korku videosu çek demiştim. Ama yine de güzel olduğu, korkut dolu olduğunu düşündü. Ben de ona şimdi karşılık olarak bir hikaye anlatacağım arkadaşlar. Hikayemizin başlığı: cinleri araştırırken geleceği görmek. Ve bu benim başıma birebir gelen bir şey arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şimdi ben niye kağıda yazdım diyecek olursanız, aklımdan okuyamıyor musunuz diyecek olursanız, ben böylesini daha uygun görüyorum. Aklıma geldikçe söylemektense böyle kağıda yazıp daha net okumak daha iyidir. Hikayeye başlıyorum. Ben paranormal videolarını izlemeyi çok severim. Özellikle cin çıkarma videolarını. Evet, onları izlemeyi severim. Videoları izlerken aklımdan hep şu geçiyor: cinler neden insana musallat olurlar? Bunun sebebini araştırmaya başladım. Ve araştırmaya başladıktan birkaç dakika sonra aklımdan hep kötü şeyler gelmeye başladı. Bana hep vesvese veriyordu. Şeytan işte, başka işi gücü yok. Bu araştırmayı yaparken uykum gelmişti. Ben de araştırmaya yarın devam ederim diye yattım. Yattım ama uyuyamadım. Aklıma bir şey gelmişti. Ben 13 yaşında rüya görmüş. Rüyamda evimde dolanıyordum. Ama bir farklılık vardı. Ev harabeye dönmüştü neredeyse. Evet arkadaşlar, rüyamda öyle olmuştu. Sonrasında annemle babam ve abime seslenmeye başladım. Bir ses, kimseden ses gelmiyordu. Ben de salona gideyim dedim. Televizyonu izleyip kendime eğleneyim dedim. Salona gittim ki yerde biri yatıyordu. Polise, ambulansı arayayım dedim. Ama o zamanlar benim telefonum yoktu. Evet arkadaşlar, 13 yaşında benim telefonum yoktu doğal olarak. Ben de sakin adımlarla adamın yanına gittim. Ve ben de ilk yardım malzemelerine ile adamın yanına gittim ve ellerini tutup ayağa kaldırdım. Ayağa kaldırıp yardım ettim. Bana teşekkür etti ve sarıldı. Ben de ne olduğunu anlayamadım. Ama bana dedi ki, ileride sen de benim gibi olacaksın ama bendeki hatalar sende olmayacak dedim. Ben de nasıl yani derken uyandım. Uyku sersemiydim. Bir şişe su içip geri yattım. Ertesi sabah kalktığımda rüya aklıma geldi. Şok olmuştum. Sebebi ise rüyamda gördüğüm yerde yatan o kişi şimdiki halimin birebir aynısıydı arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yaşanmış bu benim başımdan geçen hikaye hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi, hoşunuza gitmediyse bir şey yapmayın. Ama yorumlarda bir görüşünüzü belirtmeyi ve kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize bay bay.